Kırgızistan'da Türkiye'nin açmış olduğu Manas Üniversitesi ile birlikte Atatürk Alato Üniversitesi var. Kırgızistan'ın ilk özel üniversitelerinden olan Uluslararası Atatürk Alato Üniversitesi 1996 yılında eğitim ve öğretime başlamış ve 2000-2001 dönemi sonunda da ilk mezunlarını vermiş. Üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Yeni Teknolojiler Fakültesi bulunuyor. Yeni sınıflar, modern bilgisayar laboratuvarları ve tecrübeli eğitim kadrosuyla her geçen gün daha da büyüyen bir üniversite Atatürk Alato. Çok farklı milletlerden öğrenciler eğitim görüyor bu çatı altında. Üniversite öğrencilerinden aynaya özel Kırgız, Uygur ve Zeybek dansları. Üniversitemiz Kırgızistan çapında çok başarılı, öğrenciler çok başarılı. Başka üniversitelere göre reytinglerde ilk sırada duruyor. Kırgızistan'da bir numara diyebiliriz. Ve bu üniversitede dünya insanı yetişiyor mesela. Mezun olan öğrenci abilerimize bakıyoruz. Gidiyorlar İngiltere'ye, gidiyorlar Amerika'ya, gidiyorlar Hindistan'a, Almanya'ya. Çok başarılı öğrenciler. En önemlisi bence benim için avantaj bu ortam. Gerçekten ortamımız çok güzel. Sıcaklık, arkadaşlık, yakınlık hissediyoruz birbirimize. Kendim öğretmenlik bölümü seçtim, İngilizce. Ve bizim kaliteli öğretmenlerimiz bizim için gerçekten çok iyi bir örnek veriyorlar. Örnek iyi insanlar. Yani onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün imkanlarımız hazır. Yani en önemlisi sen oku. Terbiye, eğitim, her şey veriliyor. Gerçekten öğretmenlik zor bir iş. Ve inşallah bu başarabilirim gelecekte. Gördüğünüz gibi bizim üniversitemiz günden güne güzelleştiriyor. Yeni binler kuruluyor. Ve bize yardım eden insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Hem de bizim mezunlarımız gelecekte gerçekten Türkiye ve Kırgızistan arasındaki dostluk köprüsünü güçlendiriyorlar. Ve bu güç günden güne artıyor. İnşallah da böyle devam edecek. Ve ben bu insanın arasında olmak istiyorum. Bence en önemli özelliği şudur. Yani bugünkü günde özellikle şimdiki gençler için en önemlisi evrensel ahlak değerleri bilmek. Yani geleceğini düşünmek ve kendin vatanın için doğru şekilde hizmet etmek. Bunların hepsini bu üniversite veriyor diyorsunuz. Tabii. Peki sen daha önceden Türk kolejlerinde okudun mu? Evet. Ben Kırgız Türk Açılı Kız Lisesi'nin mezunuyum. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor İbrahim Hasgür, bu üniversitenin en temel özelliğinin kaliteli ve ciddi eğitim olduğunu söylüyor. Rektör Bey ile üniversitenin 200 dönümlük arazisinde görüşüyoruz. Üniversitemize biz yaptığımız son 4 yıldan beri istatistiklerini düzenli olaraktan yapıyoruz. Yaklaşık 7 ile 8 bin civarında öğrenci imtihanımıza giriyor Kırgızistan çapında. Ve bunların içerisinden biz her yıl 300 civarında öğrenciyi seçip alıyoruz.
Üniversitemizde şu anda 3 fakülte mevcut. Bu 3 fakültede 8 bölümle faaliyet gösteriyoruz. Mühendislik fakültemiz var, eğitim fakültemiz var ve İktisadi İdareler fakültemiz var. Bu fakültelerimizde her birisinde dersler %80 İngilizce, %10 Türkçe, %10 da Rusça ve Kırgızca olaraktan yapılıyor. Üniversitemizden mezun olan öğrenciler 5 yılın sonunda bu 4 dilde de anlar, konuşur ve bu 4 dilde faaliyetini devam ettirebilir bir şekilde yetişiyorlar. Sebat Eğitim Kurumları geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te modern bir yüksek öğrenim yurdu açtı. Yurdun açılışına katılan Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kurmanbak Bakiyev yapılan yurt binasını gezdi. Sebat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı ve beraberindeki heyet eşliğinde yurdu gezen Cumhurbaşkanı Kurmanbak Bakiyev açılış konuşmasında şunları söyledi. Öncelikle Kırgızistan eğitimine bulundukları katkılardan dolayı Sebat Eğitim Kurumlarını ve sponsorlarını kutluyorum. Ülke genelinde bulunan 14 lise, Atatürk Alatoğ Üniversitesi, Dil Merkezi ve Uluslararası İlköğretim Okulu'yla bizim çocuklarımıza terbiye veriyorlar. İş adamlarına ve Sebat'a bu büyük ve başarılı katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki ülkemdeki diğer okullarda böyle güzel ve kaliteli binalara sahip olurlar. Kırgız halkının tarihten bu yana eğitime önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Kurmanbak Bakiyev konuşmasına şöyle devam etti. Eğitim gençlerimiz için vazgeçilmez olmuştur. Sebat Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitimle sosyal hayatta güzel yerlere geleceklerine inanıyorum. Onlardan terbiye ve bilim sahibi, ülkesini seven, vatansever olmalarını istiyorum. Bilgilerini öğrencileriyle paylaşan öğretmenlere minnettar olduğunu ifade eden Bakiyev, yeni açılan yurda teklif edilen Baytık Batır ismini uygun gördüğünü söyledi. Onda yaşlar öz bolganda, onda muallimler öz bolganda men öyle bizim geleceğimiz bahtlı bolat dep tolu işinem. Rahmat bolsun. Orhan İnandı, Sebat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı. 1995 yılından beri Kırgızistan'da. Kırgızistan'a ayak bastığı andan itibaren eğitim faaliyetlerinde koşturan bir eğitim gönüllüsü o. Kırgızistan'ı gönülden seviyor ve Kırgız-Türk ilişkilerinin gelişmesi konusunda var gücüyle çalışıyor. İlk yıllarda 500'e başlayan okullara müracaat şu anda 50 binleri aşmış ve geçtiğimiz yıl 50 binden fazla öğrenci okullarımıza girmek için adeta bir yarış verdiler. Halkın bu ciddi bir teveccühünü gösteriyor. Şu okullarımızda ciddi bir eğitimin yanında iyi bir terbiye, ahlaki değerlerin verilmesi de buradaki öğrenci velilerinin okullara teveccühünde büyük bir rol oynuyor. Fedakar ve cefakar, Anadolu insanının yaptığı bu yardımlar Kırgız halkı tarafından, Kırgız devlet yetkilileri tarafından ciddi kabullenilmiş ve takdirle karşılanmış ve bunlar bu milletin sinesinde bir sevgi şu an seli olarak kendini ifade ediyor ve sürekli bu artarak devam ediyor. Okullarımızın başarısı ifade ettiğim gibi şu an her geçen gün artıyor. Gerek ülke içi olimpiyatlarda, gerek ülke dışı dünya olimpiyatlarında bizim öğrencilerimiz ciddi başarı elde ediyorlar. Tabi bu başarı da Kırgız halkını, idarecilerini sevindiriyor. Bir nevi biz Kırgızistan'ın bayrağını taşımış oluyoruz gittiğimiz yerlerde. Ve bu okullar artık kendi öz değerleri gibi sahiplendiler. Ki son yıllarda biz okullarımızda buradan mezun olmuş kendi öğrencilerimizi tekrar okullarımızda öğretmen olarak şu anda istihdam ediyoruz. Tabii bu insanları sevindiriyor ve onlara özgüvenlerini kazandırmış oluyor. İlk başlarda şunu ifade ettiler. Acaba bizim kendi insanımız iyi bir eğitim, iyi bir terbiye verebilir mi? Biz bunu sizden bekliyoruz. İlk başta bu tereddüt yaşadı öğrenci velileri. Fakat gördüler ki bizim okulumuzdan mezun olup tekrar kendi okulumuzda öğretmen olan bu insanlar, bu arkadaşlarımız
bizden aşağı kalır değiller. Aynı başarıyı, aynı kaliteyi gösterdiler. Ve bu da bu halkın bize karşı olan güvenini bir kez daha arttırmış oldu.